Nasılsınız? Çok iyiyim, telefondayım şu an. Çok kısa konuşalım mı ya, kapatsak hemen? Sonra tekrar dönseniz olur mu? Merhaba. Ne konuşalım? Magazin. Şu an kameraları kapatmam gerekiyor. Çok kısa hemen, zaten çok fazla yormayacağız. Uzaklaş diyor. Hep uzaklaşamam şu an. Enişte olmaz, bir saniye. Öyle değil. Bekler misin? Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz? Bayağıdır sizi görmüyorduk, çok mutlu olduk. Geldik, ben de gerçekten görünmemeye çalışıyordum. Biraz muhabbet edelim dedik. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim, bu aralar işte yeni bir albüm var. Oo, çok güzel. Kapatayım. yeni bir albüm var, onun üzerine çalışıyorum. Stüdyodayım daha çok. Sizi gördüğüm için biraz endişelendim şu an. Bir şey söyleyeceğim, bu yaz çok hit bir parça çıkmadığını iddia ediyorlar. Siz de aynı kanıda mısınız? Açıkçası çok dışarıyla ilgilenmiyorum. Daha çok ben ne yapabilirim onun peşindeydim bu yaz. O yüzden ben güzel şarkılar size hazırlıyorum. Yani buna emin olabilirsiniz. Öyle bir süreçteyim. Peki arada bir featuring falan olacak mı, yoksa olacak. Tamam? Olacak. Çok güzel. Olacak. Yine çok sevdiğim ve böyle arkadaşım olan sanatçılardan bazı featuringler olacak. Ya bilmiyorum ya, beni böyle tutmayın. Arkadaşlar, ben aslında gerçekten bu dünya için fazla utangacım. Tamam mı? Peki bir şey soracağım. Yaz sizin için nasıl geçti? Yaz benim için öğrenerek geçti. Tatil yapabildiniz mi? Tatil mi? Daha çok öğrendim gerçekten. Yani inanın dışarıdaydım ama daha çok kendi içime yöneldiğim bir zamandayım diyeyim size. Yoga mı yoksa? Yok ya, yoga değil. Kesinlikle. Bizim sektörümüzde biliyorsun yani sanatçıların her zaman güçlü olması gerekiyor. Çünkü çok meşakkatli yollardan geçiyoruz. O yüzden ben de birazcık acaba ne kadar daha iyi bir yere getirebilirim, daha ne sunabilirim dinleyicilerime, bunun birazcık peşine düştüm. Biraz anlamlı bir şeylerin peşindeyim bu ara. Peki, duygu dünyanızda işler nasıl? Gördüğün gibi. Yalnız mıyız? Anlamda, ilişki anlamında söylüyorsun. Ya şöyle, uzun bir süredir öyleyim ama bundan da çok mutluyum çünkü dinleyicilerim benim aşkım gibi yani onun... Evet ya, gerçekten hani öyle diyebilirim. Şu an hayatımda biri yok. Feride Hilal Akın'ın kalbine giden yol nereden geçer? Saf mutluluk, neşe, şefkat. Türkiye'de olmayan şeyler. Niye öyle diyorsun? Narin. O kadar, evet yani keşke böyle şeyleri konuşmak zorunda kalmasak, değil mi? Tam onu soracaktım en son size. Hani çok da keyfinizi bozmak istemiyorum ama. Bozdum biraz ama olsun, da çok da haklısın. Yani Türkiye bunu konuşuyor. Narin, iki gün önce Sıla diye 2 yaşında bir bebeğimiz. Yani... İnan o kadar üzgünüm ki yani bunların yaşanması ve insanlık ikiye ayrılıyor, iyilik ve kötülük olarak. Ve gerçekten ben iyiliğin peşinden koşuyorum ama inan keşke gücüm bunlara da yetebilse. Yani bunlar bizim kendimizin öğrenmesi ve yapması gereken şeyler. Yani toplumu daha çok bilinçlendirmek isterim ama ne yapabilirim? Bana sen söyle. Ben kendim bilmiyorum ki sana anlatayım. Yani son özellikle 20 günüm yani harap olduk. İnanın bana şu an dünya üzerinde o kadar kötü bir enerji var ki. Hani genel olarak savaşlar, yani ölümler. Hani gerçekten kötü bir zaman geçiriyoruz. Karanlık bir çağ diyebiliriz. Ama önemli olan burada ne biliyor musunuz? İyi yeşertebilmek, yani bir tohum ekebilmek. Tabii ki kötüleri konuşabiliriz. Sabaha kadar konuşuruz, biliyor musun? Hani dünyada da Türkiye'de de konuşuruz ama önemli olan iyi görebilmek ve onu yeşertebilmek. Ben buna inanıyorum. Şöyle bir şey var. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar? Bu aydınlığa diye, değil mi? Çok memnun oldum. Adın ne? Samet. Samet, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hem başarılar diliyorum hem de daha mutlu günlerde daha güzel şeyler konuşuruz inşallah. Umarım. Kesinlikle bunu ben de senin kadar istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.